Alo Zeynep. Efendim Doğacığım. Sultan teyze orada mı? Teyzem. Doğa seni aramış, duymamışsın galiba. Şarjım bitmiştir. Şu an çalışıyor, eli dolu. Bir şey söyleyeceksen ben söyleyeyim. Yok, işi varsa hiç bölmeyeyim. Sadece bir mesaj attığımı söyler misin, merak etmesin. Ne mesajı? Sultan teyze biliyor konuyu. Siteye haber gelmişti de. Ha, tamam, tamam. Pınar büyük mü olmuş? Daha küçük, küp küp doğru. İlyas mı o? Şu an müsait değil, işi var. Bir şey söylemek istiyorsan söyleyeyim. Tamam, görüşürüz. Ne olmuş? Önemli bir şey yok ya. Bugün için teşekkür edecekmiş yalnızca. Ne oldu ki bugün? Yok, öyle yani bir şey yok. Ne mesajı? Ben sana sonra söylerim teyzeciğim. Hı, tamam. Sana güvendiğimi söylemiş miydim? Çok güveniyorum Emre. Canım. Süt ısıttım sana rahat uyu diye. Teşekkür ederim. Ha, bu arada kulak misafiri oldum. Sultan Hanım'ı mı aradın? Hı hı. Siteye gelen mesajdan bahsediyordum. Senin siteye gelen ikinci mesajdan haberin yok. İkinci mesaj? Aynı kullanıcıdan geldi. O dönem onların da çocukları aynı bölgede kaybolmuş. Konuşacaklarım var demiş. Sultan teyze de cevap vermemi istedi. Ben de mesaj attım. Onu anlatıyordum. İyi yapmışsın. Tabii ki bilmek hakkı. Ama dedim sana bu insanlar tehlikeli olabilir diye. Onun için istemiştim. O mesajları bir araştırayım bakayım demiştim. Ya, haklısın. Çok heyecan yaptım o sırada. Söylemeyi unuttum. Neyse sen buluşacakları zaman bana haber ver. Yalnız gitmesin oralara. En azından bu kadarcık faydamız olsun değil mi kadıncağıza? Tamam. Haber verin. Hadi iyi geceler tatlım. İyi geceler. Ne zamandan beri süt içiyorsun? Ay Yiğit korkuttun beni. Ne zaman geldin sen? Biraz önce. Biliyorum kızgınsın bana hala ama nereden geliyorsun? Ben şeffaf bir adamım Gazel. Senin gibi değilim. O yüzden de söyleyeceğim. Şu Sultan Hanım'a gelen mesaj var ya. Onun nereden geldiğini bulmaya gittim. Buldum da. Aa, nereden gönderilmiş? Bir internet kafeden. Ufak çaplı bir araştırma yapayım dedim ama kapalıydı maalesef. Haliyle hayatım, evden geç saatte çıktın. Bir mesaj daha gelmiş. Aynı kişiden. Sultan'ın da Doğa'ya mesaja cevap yaz demiş. Muhtemelen buluşacaklar. Ama yanlarında ben de olacağım, merak etme. O mesajdan bir şey çıkmayacağından eminim de... beni asıl tedirgin eden şey... kadıncağızın bizim yüzümüzden böyle tiplerle, insanlarla görüşmek istemesi. Mesajı yollayanlar katil midir, dolandırıcı mıdır? Riskli bir durum yani. Kimlerdir, nasıl tiplerdir hiçbir şey bilmiyoruz. Kafeye gitme sebebim de buydu. Biraz olsun bir şey öğrenmek ama maalesef işte. Anladım. Uyuyalım mı artık? Ben uyumayacağım. İşlerim var biraz. Yat sen. Peki.
Ay, mutfaktaki bulaşıkları sabaha bırakalım Gönül, ha? Kolayladık zaten. Ha, bu arada Zeynep söyledi gelen mesajı. Mesajda inşallah hayırlı haber çıkar abla. Ay, inşallah Gönül, inşallah. Bak, ben sana ne diyeceğim? Ben şimdi yarın sabahtan akşama kadar Gazel Hanımlar'dayım. Sen şu gündüzün pide işini hallet gözünü seveyim, olur mu? Merak etme sen. Ben ona yardım ederim. Zaten Zeynep de okuldan gelir. O da bir işin ucundan tutar, yaparız biz. Yok, Zeynep'i hiç karıştırma, şimdi dersi falan vardır onun. Ablacığım, ben onu bilerek yapıyorum. Ya biliyorsun zaten dedikoduları, yanımda dursun. Ay, bir de o çıktı değil mi ya? Hı? Hayret bir şey ya. Şu insanlar dedikoduya bayılıyor ya. Sanki az derdimiz varmış gibi. Hayır, İlyas da nasıl iyi, nasıl düzgün bir çocuk. Hiç Zeynep'e o gözle bakar mı? Yani. Ama insanların ağzı torba değil ki büzesin işte. Hayır, bugün İlyas'la Zeynep'in dedikodusunu çıkaran yarın kim bilir neler söyler. Sonra başımıza iş açacaklar. Biz iki kadın birden nasıl uğraşacağız onlarla? Şansımıza tüküreyim. Eşten yana da zaten hiç şansımız gülmedi. Ama yine dertlendim. Hadi kalk kalk yatalım biz. Ay, benim de ağrıyor valla. Şu yer sofrasını başka bir şey halletmemiz lazım ama. Ay, bilmiyorum valla. Ay. Ay, kalkamadım. Gel. Ay. Desteğine o kadar çok ihtiyacım var ki baba. Hele böyle zamanlarda. Ailem dağılsın istemiyorum. Gazele ve kızımıza olan düşkünlüğümü sen de çok iyi biliyorsun. Ama şu senin kızın var ya, şu senin kızın bazen sınırlarını o kadar aşıyor, o kadar zorluyor ki delirmemek elde değil. Doğayı kaybetmemek için yine acayip acayip işlere girişmiş. Zor toparladım arkasını. Eşler arasında sır olmamalı demiştim bana bir gün. Ne kadar uçurum olursa o kadar kısa sürer demiştin o evlilik. Tekrardan Gazel'e güvenebilir miyim bilmiyorum. Sen olsan güvenebilir miydin? Çok zor baba ya. Çok zor. Huzurlu uykular. Hayırdır? Şimdi de kapı dinlemeye mi başladın? Belki de daha az günlük dizi izlemeliyim. Belki de artık yalan söylememeliyiz. Affet Yiğit. Affet. Çok pişmanım. Sen bana böyle uzak durunca yapamıyorum. Lütfen. Tamam canım işte. Doğaya ne dedik? Kapattık konuyu. Kapanmamış. Görüyorum bunu. En azından çabalıyorum. Bana da biraz hak ver. Hala anlamıyorum, hala inanamıyorum. Benden böyle bir şeyi nasıl saklayabilirsin ya? Ya iyice elini yüzüne bulaştırsaydın, ha? Ya o herif sana gerçekten zarar verseydi, ne yapacaktık? Haklısın. Çok haklısın. Tekrar bana güvenebilecek misin? Yani ki bunu en çok isteyen kişi benim. Ama biraz zaman lazım. Hadi. Odamıza mı?
Zeynep, sen benimle pideciye geliyorsun anneciğim, hadi. Gelemem anne ya, benim çok işim var. Ne demek gelemem ya? Sürekli bir işim var, ders çalışsan neyse de. Ya tamam teyze, sıkma kızı. Usta da var, hallederiz biz. Yok yok, o benimle gelecek. Allah Allah ya, niye ısrar ediyorsun? Abim de istemiyor. Ben bu evde bir gün rahat rahat kalamayacak mıyım ya? Hayırdır kardeşim? Şu ara dükkanda biraz yoğunluk var da gece geç saate kadar çalışıyorum. Rahatsız etmeyeyim ben sizi. Bir iki gün orada kalacağım. Oğlum olmaz oralarda öyle sersefil. Gece kaç olursa olsun çık gel, rahat yatağında yat. Geleceğim dedim ya Sultan teyzem. Şu yoğunluk bir geçsin hele. Kardeşim sen benimle bir gelsene. Şu pidelerle ilgili bir şey var diyordun, anlat bakayım bana. Nereden çıktı şimdi bu dışarıda kalma işi? Zeynep! Kızım hadi sene. Tamam anne ya. Bana tamam anne deyip durma. Yemin ediyorum fırlatacağım ha. Günaydın. Günaydın. Oo, mantarlı omlet mi? Mantarlı kapya biberli omlet. Ay, sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum. Bir daha sakın tartışmayın, tamam mı? Hele olur olmaz şeyler için. Hayatım, onlar evliliğin tadı tuzu. Ben küslüğün barışma kısmını severim diye bir şiir mi vardı? Hiç öyle bir şiir yok, uydurma anne. Bu arada Sultan teyzeye mesaj atan kadın adresi yazmış. Hani şu çocuğu o bölgede kaybolan. Neredeymiş hala? Riva'da. Sultan teyzeyi arayayım da hemen gelsin. Kızım arama, ne gerek var? Yoldadır zaten. Telaşlandırma kadını. Doğru. Neyse biraz şundan içeyim. Hayırdır birader? Bir ayıbımız falan mı oldu? Ne bu iki gün gelmeyeceğim muhabbeti? Ya oğlum iş var, yalan mı söyleyeceğim sana? Ya bırak şimdi tatavayı İlyas. Asıl sebep ne, sen onu söyle. Oğlum biz seninle bakışarak anlaşan insanlarız. Öfkelenmişsin belli. Söyle ne olduğunu. Ya bu mahalleli dedikodu çıkarmış Zeynep'le benim hakkımda. Tövbe tövbe. Dedikodu. Zeynep'le. Aynen. Ona canım sıkıldı işte. Bir ton laf. Hadi bana ne derlerse desinler. Önemli değil de size laf söz getirtmem kardeşim. Lan şu pide işleri olmasaydı ben o dedikoduyu çıkaranları tek tek bulur pekmezlerini akıtırdım da. Neyse. İşte ben de birinin gırtlağına çökmemek için gidiyorum kardeşim. Neyse sen de işinden gücünden olma. Hadi git. Ev senin de evin birader. Ama kal desem de kalmayacaksın, biliyorum. Ben de olsam, ben de giderdim. Neyse, ben şu pide içlerini halledeyim. Ha, bu arada ben bizimkilere uygun bir dille anlatırım. Ha? Tamam. Hadi eyvallah. Bak burası anne. Biraz ıssız bir yere benziyor. Ne o bakayım? Çok iyi biliyorum ben burayı. Böyle bir köyün çıkışı gibi bir yer. Tek tük evler var. Buraya asla bensiz gitmeyin Gazel.
Ay abartma Yiğit. Acılı bir anne ne tür zarar verebilir ki bize? Canım benim, söylüyorum ama anlatamıyorum galiba. Bu insanlara güvenmiyorum. Bu tür aileleri kandıran bir şebekenin işi olabilir. Hem haberi görüp de yalan söyleyen bir psikopat da olabilir. Kızım, sen bana da yolla o adresi bakayım. Tamam. Babam haklı anne. Uydudan baktığımda biraz tuhaf bir yere benziyor. Selamun aleyküm. Bir şey duydum. Doğru mu acaba? Sen duyduysan kesin yalandır. Zeynep'i... Ne Zeynep'i be? Bir sakin ol. Bu ne sinir yahu? İlyas'la evlendiriyormuşsunuz. Doğru mu diye sormak istedim sadece. Sana ne be, sana ne? Bana ne olur mu canım? İnsan düşünüyor yani. Evlilik yaşında kızı var. Kendi o yüzden mi bu kadar sert? O yüzden mi böyle ilgi alaka görünce kısa devre yapıyor? Yahu ne anlatıyorsun sen? Ne söylüyorsun anlamıyorum ben. Hani kızı dururken kendi evlendi falan demesinler diye. Öyle bir şey varsa Allah mesut etsin tabii. Onlar evlensin ki biz de rahat rahat görüşebilelim. Bak şimdi Salih. Benim elimde siparişlerim var. Bunları hemen götürmem lazım. Bir de şu yerde taş var. Onu şimdi alır kafanın ortayına geçirdim de. Neyse geç kalıyorum. Bir daha benim peşime takılma. Çek şuradan. Sinire ayrı bir güzel. Neyse ben kaçtım. Sarsak ya. Kusura bakmayın. Böyle işlerde kaldı ama ben hemen gideyim geleyim. İşleri gelince hallederim olur mu? Öyle hemen gelemezsin ki Sultan teyze. Dedim ya, ev Riva'da. Çok uzak. Ev sıkıntı değil de oraya yalnız gitmenizi istemiyoruz. Ben de geleceğim sizinle. Hatta bu konuda Yiğit de benimle aynı şeyi düşünüyor. Evet, ya yani bana kalsa benim de aslında orada olmam gerekiyor ama işte bugün de aksi gibi çok yoğun bir gün. Yiğit'ciğim bence gelme. Karşı taraf eğer kendi halinde bir kadıncağızsa senin yanında rahat etmeyebilir. Ama yine de sen bilirsin tabii. O zaman mutlaka dakika dakika beni bilgilendirin, tamam mı? İlyas. İlyas Bey. Sultan teyze, lütfen yalnız gitme oraya. Hatırım için. Ah be güzel kızım, ben meleğimi ararken ne tehlikeler atlattım. Ölümlerden döndüm. Yeter ki bir şey çıksın. Haklısın ama şimdi kimdir, ne değildir bilmiyoruz ki. Annemle gitsen olmaz mı? Tamam. Hadi çıktım ben. İyi dersler. Teşekkür ederim. Doğa kızım kırılmasın o zaman. Siz de müsaitseniz gidelim Gazel Hanım, olur mu? Olur. Ben bir üstümü değiştireyim, geliyorum. Yemeğin ne önemi var kızım? Bizim için önemli olan sizin ziyaretiniz, hoş muhabbetiniz. Şu karın biftekle de doyuyor, zeytin ekmekle de. Şüphesiz. Ama yemek de hayatın tadı tuzu değil mi efendim? Bugün değişiklik olsun diye size pide yaptırdık. İnşallah beğenirsiniz. Nerede kaldı bu? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün biraz tatsız mıydın sanki? Yoo. Sana öyle gelmiş. Peki. O zaman 3 saat sonra burada. Tamam. Ne haber Zeynep? Selam. 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 Safa Hoca bugün kesin ödevi soracak. O yüzden İlyas'ın da olduğu bir gün bitirelim artık şu ödevi ya. İlyas artık bizimle yaşamıyor. Neden? Sana mahalledeki dedikodulardan bahsetmiştim ya. Mahalleli durumu iyice abarttı. Sadece İlyas'la beni konuşuyorlar. Ya Elsi çocuk aldı çantasını çıktı gitti. Benim yüzümden mis gibi evinden de oldu. Hayır yani size ne ki? Kim kiminle ne istiyorsa yaşasın yani, değil mi?
Evi terk etti yani. Nereye taşındı? Şimdilik tamirhanede kalıyor ama sonrasında bir iki sokak ötede bir yerden bahsetmişti. Yani çok da uzağa gitmiyor yani. Herhalde burası değil mi? Yanlış yere gelmedik. Yok. Bence burası, bak numara da tutuyor zaten. Hadi inşallah. Güzel haberler alalım. İnşallah. Orta Doğu ve Balkanların en lezzetli pideleri burada abiler. Bakın yemeyen kalmasın çünkü pideciler Şahı Gündüz Şenyuva kendi elleriyle yaptı bu pideleri. Nigar abla, sen o tarafla ilgilen, ben buraya bakarım. Tutturdu abla diye. Ye abim ye. Ah. Bu güzel hanımefendi neden yemiyorlar? İştahım yok. Evlatlarım gelmedi epiden beri. O ne demek ablacığım ya? Biz evlat değil miyiz? Siz de evlatsınız ama. O pidelerin hepsi bitecek. Anlaştık. Ya abicim bak görüyorum ben buradan. Pidelerin kenarlarını hep bırakıyorsun. Dişlerim kesmiyor ki. En güzelinden bir diş bulalım sana hemen. Yemeğini bitiren var mı ya? Abime dişlerini ödünç versin. Saati mi yanlış anladı acaba? Tekrar mı arasak? Yo. Ha. Merhaba. Zehra Hanım değil mi? Ben Sultan, kaybolan meleğin annesi. Bu da... Ben de Gazel. Benim işverenim destek olmak için geldi. Tabii tabii. İyi yapmışsınız birlikte gelmekle. Ben de Zehra. Memnun oldum. Buyurun içeri. Başka kimse yok. Herkesin karnı doydu. Pideleri de beğendiler. Yüzler de gülüyor ablacığım. Pardon, ben yine abla dedim değil mi? Şöyle takdim etsem, özür mahiyetinde. Hayırdır? Çiçekçiyi mi soydun? Ha yok, bizim Hatice ablanın arka bahçesinde. Neyse, ben gideyim ikinci turu halledeyim. Bahçedekiler yemedi. Tamam, tamam. O halde bir gün herkes bu pidelerden yiyecek. Gündüz Şenyuva 10 dakikaya gelecek. Hadi bakalım. Deli ya. Başka bir şey ne getireyim size? Allah aşkına siz de oturun. Biz yemeğe içmeye gelmedik ki. Çay, kahve? Hiç gerek yok. Oturun lütfen. Olsun olsun. Ne zamandır insan yüzü gördüğüm yok. Yani misafirim falan pek olmuyor. Onun için kocamdan başka kimseyi görmüyorum. Niye ki? Yani eşiniz dostunuz niye gelmiyor? Benim suçum değil. Ben bir şey yapmadım. Gelmiyorlar işte, zorla mı? Açmayın sakın. Ben bir şey yapmadım. Siz de mi beni suçlayacaksınız? Ha? Siz de mi?
Allah, yine açmadı. Yok, Sultan teyze de açmıyor. Hah, Zeynep. Ya bir Sultan teyzeyi arar mısın? Ne oldu? Sen bir ara. Suratın da bir tuhaf. Açmıyor. Ya hani sana bir mesajdan bahsetmiştim ya. Telefonda bahsettim. Evet. Bugün annemle ikisi o kadını görmeye gideceklerdi. Gerçekten kadınsa tabii. Evde çok ıssız bir yerde, Riva'da. Ya başlarına bir şey gelmesin sakın. Ah Doğa ya. Girme dedim sana bu işlere. Uyardım seni. Her şeyi Umut bağlıyor. Bir şey olur mu olmaz mı diye bakmadan her şeye gidiyor. Tamam ben ararım. Haber alırsam haber veririm. Bakmayın telefonlarınıza. Sen de. Siz bizi yanlış anladınız. Biz sizi bir şeyle suçlamıyoruz. Ya kusura bakmayın. Ya, kızımdan sonra herkes bir şeyler söyledi. Kimse derdimi anlamadı, kimse. Önce her gün geldiler. Sonra haftada bir. Derken aylar, yıllar geçti. Gelen, giden yok. Yavrum gitti. Herkes gitti. Ben böyle kaldım. Ama ben iyiyim. Memnunum hayatımdan. İyiyim. Güçlüyüm ben. Bulacağım kızımı. Mutlaka bulacağım. Tabii tabii. İnşallah aynı durumdayız. Evet evet aynıyız. Gördüm senin ilanını. O sayfayı. O masum yavrucağın fotoğrafını. Aynıyız dedim. Durmadım. Hemen yazdım. Bütün internet sayfalarına bakıyorum her gün. Her gün kayıp ilanlarını inceliyorum. İşte insan acısından ne yapacağını bilemiyor ki. Ben biliyorum. Onlara tuzak kuruyorum. Tuzak derken? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ben hemen çay getireyim. Ay Sultan Hanım, bence gidelim. Ben bu kadını pek iyi görmedim. Ben de. Ama ya bir bildiği varsa Gazel Hanım? Ne konuşuyordunuz? Ya çok geç olmadan eve gidelim diyordum. Ha yok yok. Olmaz. Çay içmeden hayatta bırakmam. Daha bir şey de yemediniz. Sizin kızınız ne zaman kayboldu? Daha konuşacağız Sultan. Uzun uzun konuşacağız. Yok. Yine açmıyor. Allah'ım delireceğim ya. İlyas. İlyas'ı arayayım. Alo. İlyas. Yesenize niçin yemiyorsunuz? Siz siteye mesaj atmıştınız. Kızınız ne zaman kayboldu? Yalan! Kaybolmadı. Siz siteye mesaj attınız ya, yani meleğim hakkında bir bilginiz yok mu? Ben senin kızınımızını bilmem. Benim kızım kaybolmadı, kaçırıldı. Aa, ama pardon. Pardonu mardonu yok. Ya bu kadın neden benim kızımın kaybolduğunu söylüyor? Yoksa suçunu mu gizliyor? Aa yeter artık. Senin şu anda bir kızın var mı ondan bile emin değilim. Bu ne saçmalık? Yok 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 siz yanlış anladınız. Kızım neden kaybolsun ki? Evini biliyor. Onu kaçırdılar. Onu zorla bir yerde tutuyorlar. Yoksa sen mi kaçırdın? Aa, yok Zehra Hanım kızınızı niye kaçırsın? Sen karışma. Sultanım hemen gidelim hadi. Oturun dedim oturun. Oturun dedim. Hala mı haber yok? İkisi de telefonunu açmıyor. Tamam. Navigasyona girelim. Neresi dedin? Riva'da. Sen konumu ayarla. Gidince ben tarif edeceğim. Aslında senin gelmen... Ya... Geliyorum. Bunu tartışarak zaman kaybetmeyelim bence. Başları belada olabilir.
Nerede kızım? Konuş. Nereye sakladın onu? Ben saklamadım. Yalan. Niye çaldın onu? Ha? Cevap ver bana. Niye? Ya kurbanın olayım Zehra Hanım. Bir sakin ol. Sen şöyle geç. Geç diyorum. Geç şuraya. Sultan. Bana bak. Bana bak diyorum. Gözünün bebeğini göreceğim. Çaldın mı? Ha? Niye çaldın küçücük kızımı? Hayır, ben çalmadım. Öldürürüm seni, bana doğruyu söyle. Boğazını keserim. Kimse bana acımadı. Ben de sana acımayacağım. Sultan, duyuyor musun? Acımayacağım sana. Ben de sana acımayacağım, duyuyor musun? Ay Allah'ım, bu niye geldi şimdi? Bu neydi şimdi başımıza gelen? Çabuk gidelim. Olmaz, ben ambulansa polise haber vermeden bir yere gidemem. Saçmalama, bizim suçumuz yok. Ne olur başımızı boş boşuna derde sokma. Hadi. Ne oluyor burada? Kimsiniz siz? Zehra. Zehra'yı mısın? Zehra. Ben Sultan, kayıp kızım Meleğin annesiyim. Karınız bize siteden mesaj atınca biz o yüzden geldik yani. Beyefendi, biz kötü insanlar değiliz, yanlış anlamayın. Zehra Hanım'ın mesajı daveti üzerine geldik. Zehra'yı mısın, aç gözünü. Yok. Yine kapalı. Ya lütfen daha hızlı sür İlyas. Kesin başlarına bir şey geldi ya. Yoksa niye kapalı olsun telefonu? Doğa tamam, bir sakin ol. Belki de telefonları çekmiyordur. Az kaldı zaten. Bak geldik sayın. Ne oldu? Ne yaptınız? Ya biz bir şey yapmadık yani, biz karınız bize saldırınca biz kendimizi savunmak için yani. Tamam da ablacığım, kendinizi korudunuz, ne yaptınız? Kendi mi düştü, kendi mi bayıldı? Yani biz onun kafasını şununla vurmak zorunda kaldık. Vurdunuz mu? Bir ıslak havlu getirin bana hemen. Havlu? Havlu nerede? Tamam, tamam ben bulurum. Allah'ım, ne olur ölmemiş olsun. Orada şey dolapta gazlı bez de olacaktı. Hay Allah. Ne oldu? Konum kapandı, internet çekmiyor. Benimki de. Ama herhalde navigasyon şu tarafı gösteriyordu. Neyse, telefonlarını çekmemesi iyi işaret. Belli ki bilerek kapatmadı annem telefonunu. Ben sana demiştim Doğa, merak etme. İkisi de iyiler. Hatta biz gittiğimizde bize kızacaklar niye buraya kadar geldiniz diye. Daha ne olduğunu anlayamadan karınız bize saldırdı. Yani biz de çok korktuk. Eşiniz bize bıçakla saldırdı. Yani az kalsın öldürüyordu bizi. Daha doğru düz konuşamadan cehennemin içinde bulduk kendimizi. Uyandırsak mı acaba? Hani başına darbe alanlar uyumasın derler ya. Heh. Uyanıyor galiba. Bak gözlerini açtı. Ah Doğa ya. Site dedin, mesaj dedin. Kim bilir nereye yolladın kadını. Ben ne diyeyim ki şimdi sana? Hayır, annemi arasam telaşlanacak. Aramasam da niye aramadın diye kızacak. Merhaba. Sen Doğan arkadaşı? Evet. İsmim Zeynep. Doğan'ın arkadaşıyım. Doğa'yla nasıl gidiyor bakalım projeniz? Yani hocam üstüne çok kafa yorduk ama tamamlayabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Ama son haftanız
Ya bir an önce filminizi bitirmeniz gerekiyor. Montaja geç kalırsanız size biraz süre verebilirim. Ama sadece bir iki gün. Tamam hocam. Kadına soralım. Teyze. Teyze sana bir adres soracaktık biz ama Zehra Hanım tanır mısın? Buralarda oturuyormuş herhalde. Zehra mı? Çıkaramadım. Yıllar önce bir çocuğu kaybolmuş. Öyle biri yok mu buralarda? Aa, siz Deli Zehra'ya soruyorsunuz. Delikanlı hanım falan deyince çıkaramadım. Şu yandaki sokakta, çeşme geçince ilerideki evde oturuyor. Kadın deli mi? Yazık, çocuğunu kaybedince aklını da kaybetti, her şeyini kaybetti. Tamam, sağ ol teyze. Ne yapacaksınız siz Deli Zehra'yı? Önemli değil ya, birkaç soru soracaktık ama. Aman sakın çocuğunu sormayın, saldırır vallahi. Bana. İyisin, iyi. Sen biraz dinlen, ben misafirlerle ilgileneyim. Biri neyse de öbürü çok fena. Dikkat et. Tamam. Sen dinlenmene bak. Bakın, biz gerçekten üzgünüz. Asıl siz kusura bakmayın. Karım için ben özür dilerim size. Yok canım. Ne demek? Estağfurullah. Biz özür dileriz. Yani karşıdan biliyorum çok tuhaf görünüyor ama gerçekten karınız bize saldırdı. Yani biz de kendimizi savunmak için. Yıllardır böyle. Sizi de mi internetten buldum? Evet, iki kere de mesajlaştık. Ya eskiden internet nedir bilmezdi. Şimdi gizli gizli internet kafeye gidiyor. Kayıp çocuk ilanlarına bakıyor. Buldu, herkes de arıyor işte. Sizin de mi kızınız kayıp? Hayır. Bizim kızımız öldü. Doğa, istersen sen arabada kal, ben bakıp geleyim. Söz konusu bile olamaz. Karınız bize çocuğun kayıp dedi. Hatta siz mi kaçırdınız diye bizi suçladı. O yüzden sinirlendi bu kadar. Bir türlü kabullenemiyor öldüğünü. Kayıp olduğunu düşünüyor. Bir gün kızım çıkıp gelecek diyor. Bu acıya da böyle katlanıyor tabii. Ne doktorlara gittik. Gidelim buradan dedim, taşınalım dedim ama yok. Taşınmak da çare değil ki. De yine de tabii denemekte fayda var. Hiçbir yere gitmek istemiyor. Bir gün gelirse bir bulamaz diyor. Nasıl haber yok? Kızım kiminle gitmiş? Doğa annesine de ulaşmaya çalışıyordu. İlyas'la gitti herhalde. Başka biri var mıydı yanlarında bilmiyorum anne. Ah ablam, yine yollara düştün ya. Bana bak Zeynep, sen o filmi çektiğinden beri ablam kendinde değil. Bundan sonra senden internet mesaj falan diye bir şey duymak istemiyorum ha. Kadıncağız bundan sonra her yalan habere, her ihbara koşturup duracak. Ben ne yaptım anne? Doğa Hanım kendi kafasına göre iş çevirmiş. İyilik edici tutmuş işte. Hem sen de ilk mesajlar gelince gayet mutluydun. Bir süredir ilaçlarını içmemiş. Daha dün fark ettim. Her zaman başında olamıyorum tabii. Birine de emanet edemiyorum ki. Pek fazla akrabamız da yok zaten. Olan da uzakta. Bura biraz sapa, gördünüz işte. Evet, biz de gelirken zorlandık. Yani siz de telaşlanmışsınız gençler, kusura bakmayın. Olur mu abi öyle şey, ne kusuru? Evet, telaşlanmışlar haklı olarak. Kızınız neden öldü? Hayvan otlatırım ben. Her zaman gittiğim bir dere vardır.
Kızım annesi görmeden çıkmış evden, beni bulacak ya. Dereye gitmiş. Sonrası işte. Derede bulduk. O gün çok ağladı peşimden, baba beni de götür diye. Bilseydim. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ya ben karımı da anlıyorum bacım. Ya bu durumu kabullenemedi. Kendince başka bir hikaye uydurdu. Belki de acısını böyle hafifletti. Zor çünkü, çok zor. Dayanılacak gibi değil. Ya kızımı ben buldum. Ya artık nefes almayan çocuğunuzun kucağınızda olduğunu düşünün. Ne yapsanız onu kurtaramayacağınızı düşünsenize. Zehra işte bu acıyı kaldıramadı. Onları da almamız lazım. Saçmalama, beni arama ya. Oy, ölecekler bırakırsak. Daha ölürlerse olsunlar. Kızımdan daha değerli mi? Anne, canımı acıtıyorsun. Kalkalım mı? Tamam. Bir dakika müsaade var mı? Tabii, tabii, buyurun. Sultanım, biz dışarıdayız. Neylersek söyleyiver. Eğer sana bu derdi verdiyse şifasını da verecektir. Sabır. Doğacığım, sizin ne işiniz var burada? Dersin yok muydu senin? Seni merak ettim. Ondan geldim. Sen annen için kaygılandın mı? Canım benim. Canım.